9. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 202 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 2021. Yukarıda verilen protistlerin kullanıldığı yerlerden hareketle protistlerin kullanım alanları hangi başlıklar altında sınıflandırılabilir? Cevap, gıda, çevre, eczacılık, kozmetik, yapay plastik ve tahta yapımı VB başlıkları altında sınıflandırılabilir. İkinci fotosentetik alglerin hava ve su kalitesine olumlu etkileri neler olabilir? Cevap, fotosentetik algler oksijen döngüsünde önemlidir. Havadaki oksijenin artmasında etkilidir. Ayrıca sulardaki oksijen oranını da artırdığından suda yaşayan canlılar için ekolojik önemi büyüktür. Üçüncü protistler sağlığımız açısından bize nasıl katkı sağlar? Cevap, Chlorella denilen algden antibiyotik üretilir. Bazı alg türleri protein, vitamin ve mineral içeriği yönünden zengin olmaları nedeniyle besin olarak da tüketilmektedir. Kırmızı alglerin hücre duvarındaki agar maddesi laboratuvarda bakteri ve mantar üretiminde kullanılır. 9. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 202 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.